Sümme entehu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar dağıl baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmeinin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesinden emeği geçen, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfum olunan bir cümle evliya, ulema, suliha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizi ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Alkem diniye günahım diyeceğim günahım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Teallemu min ensabikum ma tasilun bihi erhamakum. Soyunuzu tanıyacak kadar neseplerinizi öğreniniz. Hem baba tarafından, erkek tarafından, hem hanım tarafından olan akrabanızı öğreniniz. Böylece sıle-i rahim yapmak zorunda olduğunuz kimler, onları bilirsiniz. Sıle-i rahim yapmak rızkı artırır, ömrü uzatır. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Müminler arasındaki dayanışmayı, kuvvetleşmeyi kuvvetlendirir. Bu görevlerinizi yapabilmek için akrabanızı, kimler sizin akrabanız, yakınlarınız, bunu tanıyınız, bu kadar öğreniniz. Bu açıdan nesep ilmini öğrenmek teşvik edilmiştir. Bazen vacip olur. Evet, Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, Hakim Müstedrek'inde Ebu Hureyre'den naklediyor. Teallemu min nisaikum ma tasilun bihi erhamakum. Genelde baba tarafı bilinir, anne tarafı unutulur. Öyle yapmayın. Hanımlarınızın tarafını da sıle-i rahim yapacak akrabalarınıza öğrenin. Finne sılatel rahimi muhabbetun fil ehil mesratun fil mal. Çünkü sıle-i rahim yapmak hem ana tarafından hem baba tarafından akraba olanları ziyaret etmek, ilgiyi kesmemek, onlara yardım etmek, ilgiyi koparmamak mal zenginliğine sebep olur. Ayrıca mensaetun fil eser, ecelinizin unutulmasına sebeptir. Yani uzun yaşamanıza, uzun ömür sürmenize de sebep olur. Evet, ömür eksilmez, uzamaz diye ayet-i celiler var. İza ca eceluhum la yestahirune saaten ve la yestakdimun. Ecel geldi mi ne bir saniye öne alınır, ne bir saniye geciktirilir. Bu ayet. Resul-i Ekrem de böyle söylüyor. Sıle-i Rahim ömrü uzatır diyor. Unuttur diyor Azrail canınız almayı. Ne demek yani bu? Böyle hüsnü zan edilir. Alimler diyorlar ki Allah öyle ömür verir ki doydum hayata, ölsem de gam yemem diyecek kadar bir rahatlık verir. Adam 100 sene yaşar ama hiç hayatta bir rahat yüzü görmez. Hep sıkıntı bunalım içinde geçmiştir. Buna hayat denmez. Ama adam ömrünü çok rahat, güzel, ferah, fahur geçirmiştir. Emellerine ulaşmıştır. Bu da uzun yaşamak anlamınadır diyorlar. Böyle tevil ediyorlar hadis-i şerifi. Ama Resul-i Ekrem böyle söylüyor. Azrail unutur diyor. Ömrümüz uzar diyor. Sıle-i rahim böyledir. Bunu hem baba tarafından hem ana tarafından böyledir.
Bunu hatırdan çıkarmayın, çıkarmayın. Evet, bu da akraba arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine sebep olur. Aile arasında muhabbete sebep olur. Bunu ihmal etmeyin. Evet, neslin devamına sebep olur. Evet, İbn Hazm Kitab-ı Nesep adlı eserinde farz-ı ayındır diyor. Bu nesep ilmini öğrenmek bir kısmı farz-ı ayındır. Bir kısmı farz-ı kifayedir. Bir kısmı sünnettir, müstehaptır. Evet. Muhammed Resulullah'ın Abdullah İbni Abdülmuttalip. Evet. Abdullah'ın oğlu Haşimi olduğunu öğrenmek farzdır. Nesebini bilmek farzdır diyor İbni Hazm. Ayrıca diyor ki bunun dışında zannederse bir gideceğim küfre düşer diyor. Peygamberimizin anası belli, babası belli, sülalesi bellidir. Bunu bilmek farzdır. Ayrıca bu kimin kimden doğduğunu öğrenmek, nesep ilmi bilmek şu açıdan da farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'tendir, Haşimi'dir ve insanlara idarecilik hakkı Kureyş'e verilmiştir. Onlardan layık olan varken bir başkası Müslümanları idare edemez. Onu bakımdan da öğrenmek farzdır. Evet. Ayrıca kim kiminle evlenecek? Mahremlerle evlenilmez. İnsan kardeşiyle evlenmez. Kardeşin kızıyla evlenemez. Kızının kızı, kızının kızı oğlu bunlarla evlenemez. Evet, halasıyla, teyzesiyle evlenemez. Ha, bunun gibi kimlerle evlenmez, kimler evlenir? Bu bakımdan da farz-ı ayındır. Bunları bilmek farz-ı ayındır. Evet, İslam hukukunda, İslam dininde böyledir. Yakınlarla Allah'ın muharramat denilen evlenemez dedikleriyle evlenmek kesinlikle yasaktır. Nikah tutmaz. Evet. Kime miras kalacak? Mirastan kim ne kadar alacak? Dinimize göre bunlar Kur'an-ı Kerim'de tadad edilmiş, sayılmıştır. Bunları bilmek de farzdır. Bunları bilmez de farzdır. Kimin nafakası sana mecburidir? Evet. Eşinin kocasına nafakasını temin etmek farzdır. Evlenince ev, ibate, iaşe, yeme içme, ilbas, giydirme gibi masrafları koca karşılar. Annesi sağsa, bakıma muhtaçsa babasına bakmak bir insana farzdır. Evet, oğluna muhtaçsa bakmak farzdır. Usul furu, nene, teyze, dede, bunlar da böyledir. Baba hükmündedir. Aynı şekilde kızın kızı, kızı, bunlar muhtaçsalar bir adam usul furuğuna bakmak mecburiyetindedir. Bu bakımdan bunları bilmek lazım gelir. Bunları bilmek farzdır diyor. Evet, yardım etmek. Bir şey, bir yardım edeceğin zaman en yakından başlanılır. Bir, mecburen bakmak zorunda olduğun kimseler var. Usul furu dedik. Bunun dışında amcalar, dayılar, onların çocukları, kızlar falan, bunlara dan başlamak lazım. Onlar muhtaçken uzağa gidilmez. Evet, yakın şehrinizde fakir varsa uzağa gidilmez. Önce yakından başlanır. Sistem budur. Bu bakımdan bilmek lazım. Akrabayı taallukatımı, taallukatı diyor. Evet. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesep ilminin farzı ayın olduğu yerleri söylüyor. Resul-i Ekrem Efendimizin hanımları ki ümmetül müminin, müminlerin analarıdır. Onlarla nikah evlenmek haramdır ebediyen. Onun hanımları bütün müminlerin analarıdır. Bunları öğrenmek farzdır. Sahabeyi öğrenmek farzdır. Evet, Ensar'ı öğrenmek farzdır. Çünkü sahabeye dil uzatan bana dil uzatır. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatır diyor. Kim o sahabe dediğin? Bu bakımdan mecburi.
Yani dinle oynamak, bir sahabilerden birisini küfretmek, ona hakaret etmek, lanet etmek dinle oynamaktır. İmanla oynamak demektir. Bunları bilmek mecburidir diyor İbn-i Hazm Nesep adlı eserinde. Bunları kitabın Nesep adlı eserinde öyle söylüyor. Ensar da peygamberimize kucak açmış, Kur'an-ı Kerim'de övülmüş insanlardır. Efendimiz hiçbir şeysiz ve onunla beraber don gömlek Medine'ye göçmüşler. Evimizin yarısı onların olsun, tarlamızın yarısı onlara olsun diye onlara yardım etmişler. Bu Ensar adını almışlar. Bunları da tanımak, onların hakkını vermek, onları sevmek imandandır. İmandandır. Bunları buğz etmek münafıklıktır. Bunları bilmek açısından bu nesep ilmi öğrenmek mecburiyeti vardır. Evet. Kim özgür, hür, kim köle? Bu adam kimin nenin nesi? Bunları bilmek de farzdır. Çünkü özgür insanın pozisyonu, durumu başkadır İslam hukukunda. Köle insanın durumu. Bu bakımdan da nesebi bilmek mecburiyeti vardır. Evet diyor. Evet. Bütün bunlar nesep ilminin öğrettiği şeylerdir. Evet. Bunları bilmek lazım. Giden Arap'tan mesela Taglib kabilesi var. Onları bilmek, Beni Taglib'i bilmek lazım. Bu yakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarına yardım etmek, sadaka vermek kat kat ecri artırır. Evet. Bunları bilmek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olanları bilmek bahusus şimdi bütün elhamdülillah aziz milletimiz bunlara aynen uymuştur. Bu sünnetleri efendim buyruklarını yerine getirmiştir. Bütün camilerde işte görüyorsunuz tepemizde Ömer yazıyor. Burada Ömer, Ebu Bekir yazıyor. İşte orada Aşere-i Mübeşşere Ali Osman yazıyor. Hasan Hüseyin yazıyor. Bunları öğrenmek zorundayız. Bunları sevmek Resulullah'ı sevindirir. Resulullah'ı sevindiren Allah'ı sevindirir. Ve böyle bir sevgi köklüyse o milletin sırtı yere gelmez. Elhamdülillah bunun da şeysi tarihimizde görülmüştür. Maalesef bizim milletimizden gayri yerlerde bunlar yok. Ama görüyorsunuz hallerini, ne hallerde. Bunları öyle söylüyor İbn Hazm kitabın Nesep'te. Bunları bilmek lazım, bunları sevmek lazım. Evet, sıle-i rahim yapmak için, miras için, evlenme bakımlarından, peygamberi sevinmek, Allah'ı sevindirmek açısından nesep ilmini bu açılardan bilmek mecburiyeti vardır. Ve teallemu minel arabiyye ma turibune bihi ey kitaballahi sümmen tevhû. Arapçayı da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyup anlayabilecek kadar öğreniniz. Evet. Arapçayı bilmezseniz namazınız geçerli olmaz. Şimdi çok zorlaştırdın diyeceksiniz. Hayır. Şimdi namazda Fatih okunuyor. Arkasında Zamm-ı Sure okunuyor. Arapçada harfler Türkçekinden farklı. H harfi. Hakim derken de aynı. Hekim derken de aynı. Hava derken de aynı. Hoş derken de ayrı. Mesela aynı. Arapçada öyle değil. Hava derken iki gözlü bir H. H. Evet. Hakim derken ha dediğimiz harfle. Evet. Hatem yüzük mesela aynı Türkçede yine he ile yazılıyor. Arapçada noktalı ha. Manalar değişiyor. Halık yaradan demek. Türkçede he noktalı he diye bir şey yok. He var. Halik diyorsunuz. Halik derseniz berber anlamına gelir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de her sabah ve akşam okuduğumuz Huvallahüllezî Haşr suresinin sonu Huvallahüllezî ki o gece okusa, akşam okusa, o gece ölse mağfur olur.
sabah okusa akşama kadar ölçü mağfur oldu diye müjdeler var. Aziz milletimiz de bu geleneğe uyuyor. Akşam namazından sonra hocalarımız bu sur okuyorlar. Vallahi lezi la ilahe illa huve diye okuyorlar. Sabah da okuyorlar. Ne kadar güzel. Ama bunu Suudi Arabistan'da göremiyorsunuz. Irak'ta göremiyorsunuz. Suriye'de, Mısır'da göremiyorsunuz. Bizde elhamdülillah. Mecburi değil ama böyle güzel şeyler var. Aziz milletimiz bunu kendine örf edilmiş, adet edilmiş. Camilerde okunuyor, evlerde okunuyor. E bunun da tabii karşılığını görüyor. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyup namaz geçsin diye, geçerli olsun diye öğrenmek mecburiyeti vardır. Halik huvallahu'l-ladî huvallahu'l-hâlikul-bâri'ül-musavvir mesela onu okurken son ayet huvallahu'l-hâlik hırlayacaksın. Oradaki hâlik yaradan demek. Eğer Türkçe'de bu hırlamak yok. Evet. Hâlikul derseniz Allah usta bir berberdir anlamına gelir. Namazda bozulur. Onun için diyor Peygamberimiz Kur'an'ı güzel okuyacak, anlayacak kadar Arapça öğrenmek mecburiyetindesiniz. Öğrenin. Hayla hıyı Arapça'da farklı. Hey farklı. Bunları ayırt edecek kadar öğreneceksiniz. Namazı geçerli olsun. Duanız geçerli olsun. Şey altına kalmayın. Sorumluluk işine girmeyin diye. Evet Kur'an'ı ayrıca mesela Arapça'da fail olan şey mesela tekelleme racülün evet tekelleme racülün adam konuştu tekelleme racülen adama konuştu olur yani bu irapları bilmek Kur'an'ın hareketlerini bilmek manayı değiştirdiği için mecburi öğreneceksiniz diyor hem manayı değiştirmesin diye hem de bu hareke bakımından aynı yola ulaştıran şeyleri de bileceksiniz. İrabı bileceksiniz. Evet. Kur'an'ın manasını bileceksin ki gereğini yapacaksın. Çünkü Müslümanlık Kur'an'ın emrine göre yaşamak demek. Kur'an'ın emrinde Allah'ın Kur'an'ın içinde Allah'ın emirleri var. Bunun içerisinde anlayamadığımız dar, açıklanmamış şeyler görürsek peygambere bakın diyor Allah. Onu taklit edin. O ne yaparsa yapın. Bu da Kur'an'la. Bunu bilmek lazım. Müslümanlık Allah'ın dediğine uymak, peygamberin yaptığını yapmak, söylediğini kabul etmek demektir. İşte bunu da bilmek için Arapça öğrenin. Manasını öğrenin. Böyle Arapçayı da bu şekilde öğrenin. Sonra yeter diyor. Evet. Arapçayı öğreneceksin ki İşte haram mı, helal mı? Değil mi? Haram mı, helal. Kur'an'da haram olduğu beyan edilirse yapmayacağız. Kur'an'da haram olduğu beyan edilmezse haram değil. Kim Kur'an'da haram kılınmamış şeyi, dinde haram kılınmamış şeyi haram derse küfre düşer. Allah'ın dediğinin aksini yapmış olur. Kim helalı haram derse küfre düşer. Bunları bilmek çok önemli. İmanla oynamak. Bu bakımlardan Arapçayı öğrenin. Ve teallemu minen nücumi sümentehu. Evet. Astronomiyi de öğrenin. Yıldız ilmini de öğrenin. Neden? Sabah namazı güneş doğana kadar kılınır. Sabah namazın bitme vakti güneş doğmasıdır. Doğdu mu doğmadı mı nereden bileceksin? Bunu öğrenin diyor. Sabah namazı imsak vakti yani gece bitti sabah başladı anında başlar vakti. E bunu bileceksin namazın gecede kılarsan geçersiz. Vaktinden evvel namaz kılmış olursun. O bakımdan astronomiyi de bileceksin. Bilin diyor sizi ibadetlerinizde diğer hususlarda mesela cuma saatinde alışveriş etmek caiz değil. Camiye koşun diyorlar. Ve öyle diyor. Fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'. Alışverişi bırak, git camiye diyor. Hutbeyi dinle. Allah'ın emri bu. Sen de Müslümansın. Bu vakti bileceksin. Nereden bileceksin? Bunu öğreneceksiniz. Öğreniniz. Böyle dinin hükümlerini
yerine getirilme bakımından lazım gelen mesela misafir misin değil misin, mukim misin değil misin, hükümler ona göre, bu bakımlardan bunları bilmek lazım. Ama bu kadar, bu konuda derinleşmeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağlar ötesinin nübüvvet gözlüğüyle görmüş. Şimdi gazete alıyorsunuz, fal köşesiydi yazıyor. Bilmem şu burçta doğan şöyle olur. Bilmem şu yıldız şöyle olan şöyle olur. Bu yasak diyor. Kahinlik yapmaya kalkarsınız. Kahinlik İslam'da haramdır, yasaktır. Kahine inan da imanla oynar. Kim kahine arrafa, kayıptan haber veren yıldızlara bakarak şöyle olacak, şöyle olacak diye haber vereni tasdik ederse Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Fakat evet, kefara bime unzile ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygambere indirilen kitabı inkar etmiş olur diyor. Çünkü la ya'lemul gaybe illallah Kur'an'da, gaybı ancak Allah bilir diyor. Sen de işte yıldıza bakıyor bilmem ne diye ona inanıyorsun. Kur'an'la ters düşüyorsun. İmanla oynuyorsun. Ha, onun için bu konuda ileri gitmen, yoksa işte böyle şimdi olduğu gibi yıldıznameler var, kitaplar var. Bir sürü onunla uğraşanlar var. Onu da gidiyorsun. Bunları bilmediğin için yok diyor, böyle değil. Sadece vakit geldi mi, gelmedi mi? Ay doğdu mu, güneş doğdu mu? Bunları bilmek için, ibadetlerinizi yapabilmek için size lazım gelen şeyleri bilmeden yıldızları da öğrenin. Astronomiyi de öğrenin. Ama o kadar aşırı gitmeyin, sonra şeyci olursa kahincilik yapmaya kalkarsınız diyor. O ise sihir, evet, müneccim, kehanet iddia eden kahin, sihirbaz, öyle diyor. Ben hocanın dediğini şey diyorum, caminin önünde yatıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın girişinde solda bu kitabı yazan Gümüşhane Hazretleri, وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ, sihirbaz kafirdir diyor. Evet. Çünkü Allah'ın kanunları var. Bunu bırakırsan düşürür. Sihirbaz ne yapıyor? Bir takım oyunlarla bunu düşürmüyor diyor. Sen, vay vay. Evet, bunlar insanları aldatan bir takım şeylerdir. Kaynağı da Yahudilerdir. Süleyman Aleyhisselam'a sihir yapmışlar. Vardır. Allah da Süleyman Aleyhisselam'a o sihire karşı öğretmiş. Bozmak için ona sihirlerini Harut Marut diye melek göndermiş. Bak bu fitne sebebidir. Çok tehlikeli, hassas bir konudur diye de ikaz ediyorlarmış öğretirken. Bununla uğraşmayın. Bununla başka insanların canını yapmaya kalkmayın. Vessahiru kafirun vel kafiru finnar. Sihirbaz kafirdir. Kafir de cehennemdedir. Bu dinimizin metinlerinde, hükümlerinde geçen bir şey. Onun için bu konuda ileri giderseniz böyle şeylerle uğraşmaya kalkarsınız. Bu yok diyor Peygamberimiz. Sadece size lazım olan şekilde evet öğrenin. Evet. Evet. Yani bu gibi sihirbazlar bu gibi şeylerden vardı tabii. Bu yıldızların, güneşin doğuşun, ayın doğuşun, ayın ilki, sonu her şeye etki ediyor. Allah öyle yaratmış. Köylerde bile mesela ayın bilmem kaçında fidan dikilmez derler. Ayın yakınlığı, uzaklığı neyi salıyorsa bilmiyorum, benim sahim değil. Hakikaten dikilen fidanı kurt diyor, bilmem ne oluyor, kuruyor filan. Tecrübeyle sabit. İnsanlar üzerinde etkisi var, fıkıh kitaplarında da var. Evet, ayın durumu insanın erkekliğine bile etki ediyor. Bazı hallerde çok galeyane geliyor, bazı hallerde uyuyor. Ayın durumuna göre, cazibesine göre. Evet, bunları bileceksin ama kötüye kullanmayacaksın. Bu konuda derinleme gitme. Şeydir, seni yanlış yollara götürür ve sonundaki ateş olur diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç, mesela yolunu bulmak için yeryüzünde geçirmek için sefer yapacaksın. Ayın durumundan, yıldızların durumundan yukarıya mı gidiyorum, aşağıya mı gidiyorum, doğuya mı gidiyorum, batıya mı? Bu bakımlardan öğreneceksiniz. İhtiyacınız kadar, ama bu konuda derinleşme yok. Bu kadar diyor.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail alimleri İmam Zemahşeri Keşşaf adlı eserinde Beni İsrail alimleri bu astronomi ilmini öğretmezlermiş. Kahinliğe hakiki Beni İsrail onlar öğretmezmiş. Şeyle falcılığa şeyler diye. İnadına Yahudiler de falcılığı yapıyor. Hakiki Beni İsrail böyle öğretmezmiş İmam Zemahşer'in dediğine göre. Onlar da inadına şeyin bu sihirbazlığın kaynağı onlar. Bunları uğraşıyor. Lanetli olmuşlar. Duribet aleyhimü zilletü vel meskene febâ'ü bi gadabin min Allah. Allah'ın şerefsizliği damgasını yediler. Lanetli damgasını yediler. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzak kaldılar diye Kur'an'da ayetler var bunlardan. Beyhaki Ebu Hureyre Hazretlerinden bunu nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, burada da söylüyor. Teallemü minen nücumi mâ tehtedûne. Hazreti Ömer'den nakledilen bir hadis-i şeriften. Fî zulümâtil berri, karada vel bahri, denizde yolumuzu bulmak için, şaşırmamak için, sizi lazım olacak kadar astronomiyi, yıldızlar ilmini öğreneceksiniz. Bu kadar diyor. Sümmentehu, sonra vazgeçin, ileri gitmeyin. Sonra işte bunlardan uğraşırken insanların arasında böyle bir sihir büyü yapmaya kalkarsınız. Kahinlik yapmaya kalkarsınız ve de cehenneme düşersiniz. Buyuruyor. Teallemül Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim'i öğreniniz. Çünkü evvelin ve ahirinin ilimleri Kur'an-ı Kerim'de vardır. Evet, peygamberlerin hayatları, geçmiş milletlerin hayatları ve bunlar vardır. Geçmiş peygamberlerin başına gelen ibretli hikayeler. Bunlardan öğrenip ders almak için Kur'an-ı Kerim'i öğreniniz. Hem manasını anlayacak şekilde bakınız, hem de okuyacak şekilde. Evet, ahiret haberlerini, sorgu, sual. Evet, kim güzel insandır? Allah'ın sevdiği insan kimdir? Peygamber'e uyandır. Peygamber nasıl yaşamış? Bunlar Kur'an'da vardır. Ha işte bunları öğrenmek için Kur'an'ı öğreniniz. Evet. Mâ farratnâ fil kitâbi min şeyin ve nezzelnâ aleyke tibyâni likülli şeyin ve lekad darabbâ ninnâz fî hâzel Kur'an min külli şeyin. Mesel, benim söylediklerimin Kur'an-ı Kerim'de ayeti bu. Biz insanlara Kur'an-ı Kerim'de darb-ı meseleler verdik ve birçok şeyi, onlara lazım olan şeyleri açıkladık. Evet, Kur'an'ı bu bakımdan sizin dünyada yapacağınız, hareketlerini tayin edeceğiniz şeyleri bilmek açısından Kur'an'ı mutlaka, mutlaka öğreniniz. Evet. وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ. Kur'an'ın böyle derin anlamlı esas hükümlerini anlayacak şekilde de çalışınız. Onunla gayret ediniz. Onun, Kur'an'ın manasını, manası bitmez. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ يَنْفَدَ. Evet, öyle söylüyor Kehf suresinde. Denizler mürekkep olsa, şeyler kalem olsa Kur'an manasını yazmakla bitiremez. Ama siz yine Kur'an'ın bu güzel hükümlerini, size faydalı olacak şeyleri anlamak için habire gayret ediniz. Böyle güzel nüktelerini sizin insan, salih insan olmanız için, Allah'ın sevdiği bir insan olmanız için, dünya ahirette mesut olmanız için size böyle derinden etkileyecek hükümlerini öğreniniz, araştırınız. Kur'an-ı Kerim'de öğrenmekte dikkat ve garaibehu faraizuhu ve garaibehu faraizuhu. Kur'an'ın garipleri, yani bahsettiği şey diyor peygamber, farzlarıdır, emirleridir. Kesin emirler farzdır. Kesin emirler farzdır. Bunları öğreniniz. Ve faraizuhu hududuhu. Farzları nedir? Sınırlarıdır. Şurada dur. Ye, iç. Sonra israf etme. Evet.
Yeme içmek helal, israf haram. Ye iç, israf etme. Orada dur. Ye iç, helaldan ye. Minet tayyibat. Helaldan ye, haramdan yeme. Aha, ye iç ama helaldan. Durma sınırlarını Kur'an'da öğrenirsiniz. Onun için bunları öğreniniz, Kur'an'ınızı öğreniniz. Sizin davranışlarınızı ne şekilde ayarlayacağınız, nasıl kendinize yön vereceğiniz anlamanız için onun ahkamını, farzlarını, sınırlarını öğreniniz. Öğreniniz. Evet. Ve hududuhu halalun ve haramun. Onun sınırları helaldir, haramdır. Hangi şeyler? Ve kad fassale leküm mâ harram aleyküm. Kur'an-ı Kerim'de yasak olan, haram kılınan şey tek tek sayılmıştır. Fassale leküm. Size tafsilatıyla bildirildi. Evet. 1400 sene evvel Peygamberimiz hiç okula gitmemiş. Bugün övünüyorlar ya, ilmin zirvesine ulaştık. 20. asır, 21. asırdayız diye. Evet, şimdi ne diyorlar? Kanun dediğin suçları belli eder. Suç olmayanları belli eder. Kanun böyle kanun olur. Evet, neler suç, neler değil. İnsanların yaşayışında, birbirlerine karşı tavırlarında nelere dikkat edecek? Kanun dediğin böyle olur. Diyorlar şimdi modern hukuk. Kur'an-ı Kerim diyor ki ben yasak olan şeyi tek tek saydım. Batı'dan 1000 sene evvel. Muhammed Aleyhisselam hiç okula gitmedi. Hukuk fakültesi bitirmedi. Doktora yapmadı. Doçentlik, profesörlük yapmadı hukukta. Ama yani böyle bir insan bunu söylüyor. Yani bu Allah sözü. İnsan sözü olsa nereden bilecek? Yani suçlar tek tek sayılmalıdır. Suç olmayan sayılmalıdır. Şimdi ilmin vardığın zirve bu. Çalışıp bulmuşlar. Peygamberimiz bu Kur'an'ın Allah sözü olduğunun alameti. Şunlar haramdır, şunlar değildir diye tek tek saydık diyor. Evet, buna bakarak sadece hukukta değil, mesela ana rahmindeki çocuğun hallerinden bahsediyor Kur'an. Bundan dolayı Maurice Bucay yaşıyorsa Allah selamet versin, öldüyse rahmet eylesin. Kendisiyle tanışma fırsatı bulduk. Fransız alimi, büyük bir doktordur, operatördür. O dünyanın bir numaralı operatörlerinden o kadar ileri gitmiş Fransız ilim adamı. Suudi Arabistan Kralı Faysal'ı tedavi etmiş, ameliyat etmiş. Başarılı bir ameliyat geçirmiş. Biliyorsunuz Avrupalılar, Müslümanları hep kaba tabirle kazıklamışlardır. Eskiden beri öyledir. 5 alacağı yerine 500 alır, 5000 alır. Hala da öyledir. Hala da öyledir. Çok para istemiş ameliyattan, o da vermiş. Başarılı olunca ameliyat, verdiğinin iki katı da hediye vermiş ona. Batı'da bu mümkün değil. Ben adres sordum, her zaman anlatırım. Para istedi bana. Kafirin kafası bu. Para olmadan bir şey yok. Kafirin geleneği, inancı bu. Evet. Yolu sordum, 2 dolar dedi. Halbuki kendisinden benzin aldım. Gene de 2 dolar vermezsen söylemem. Müslüman böyle değildir. İnsanlara hizmet eder, hem cinslerine. Kafir bile olsa insanlık görevidir. Yol şudur, şuradan gideceksin. Aç kalırsa al şunu ye der. Müslümanlık budur ama onlar da böyle. Para olmadan hiçbir şey yapmaz. Hediye ne demek ya? Öyle şey olur mu? Hem de çok pahalı olmasın, 2 misli alınca. Ben demiş zaten senden çok para aldım. Karakterli bir adammış. Bu demiş niye? Biz Müslümanız demiş. Sevdiğimize hediye veririz. Sen beni hastalıktan kurtardın. Ben memnunum. Bu da sarın senin demiş. Allah çok para yani, öyle çalışmayla kazanacak para, kral veriyor. Çok etkilenmiş bu Maurice Bucay. Demiş sen de demiş sarayıma davet ediyorum. Gel Riyad'a, misafirimsin demiş. Gitmiş sarayı da krallar gibi yaşatmış. Allah Allah demiş ya, adıma bir ameliyat yaptım, fazlası parasını aldım. Hala bana durmadan erişemeyeceğim şekilde güzellikler yapıyor adam. Demiş şu Kur'an'ı bir de ben inceleyeyim.
Arapça öğrenmiş. Arapça öğrenmiş, ondan sonra Kur'an'ı incelemeye başlamış. Bir bakmış, ana rahminde çocuk işte kan pıhtısı, bilmem nutfe, bilmem sayıyor ya. Peygamberimiz okula gitmedi, tıp fakültesine gitmedi. doğum mütehassısı değil. Ama demiş, bu Allah sözü olduğu belli. Nereden bilecek bunları? Yani bugün o gün onun zamandaki ilmin varamadığı incelikler Kur'an'da görmüş adam Maurice Bocquet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demiş. Ondan sonra çok güzel Müslüman olmuş. Biz Müslümanlığı beleş bulduğumuz için değerini bilmiyoruz. Son derece asil adamdı, halim selim adamdı. Çünkü küfrün ne olduğunu oradan geldiğinden bildiğinden dört dörtlük Müslümandı. Gelmiş bütün ilim adamlarını ana rahmindeki çocuğun evreleri diye bir sempozyum tertiplemiş, çağırmış. Herkes dünyanın bir numara ilim adamı diye koşmuşlar gelmişler her yerden. Tebliğler sunmuşlar. O da Kur'an'dakini tebliğ olarak sunmuş. Dakikalarca ayakta alkışlamışlar. Ya biz bunları bulamadık, bilmiyorduk. Nereden buldun filan diye. O da demiş ki arkadaşlar, böyle anlamış hikayeyi. Ben demiş, Müslümanların Kur'an'ında bunları buldum. Aynen size aktardım. Demiş, Muhammed Resulullah okula gitmedi, tıp fakültesine gitmedi, ihtisas yapmadı. Allah sözü olduğu belli. Eğer insan olsaydı bilmiyor ki tıbbı. Nereden olacak? Allah sözü oldu. Ben onun için demiş, eşhedü en la ilahe illallah, bir daha getirmiş oradan. Evet, bütün onlara Müslüman olduğunu ilan etmiş. Kur'an böyle işte. Her şey var Kur'an'da. Her şey var. O garaibini, derinliklerini, güzelliklerini, farzlarını, yasaklarını, emirlerini öğreniniz. Halal haram nedir? Bunları öğreniniz. Ve muhkem. Bazı emirler hiç yoruma ihtiyaç görmüyor Kur'an'da. Ehallallahu bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Bunun yoruma ihtiyacı var mı lan? Faiz haram diyor Allah. Şöyle olursa, böyle olursa kıvırtmayacaksın. Belli ortada, muhkem ya bu. Şimdi ama neler çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle olursa, öyle olursa, böyle olursa, böyle olursa. Evet, muhkemini al, muhkem hayat bu. Faiz haram arkadaş. Bunun öbür tarafı yok. Yorumu morumu yok. Ama yorum olan ayetler var. Mesela inna atayna kel kevser fesalli li rabbike venhar. Evet Habibim, biz sana Kevser'i verdik. Sen fesalli, namaz kıl, venhar. Bu venhar şu demek, nahir şu. Venhar, aha buradan kes demek. O şimdi ne demek bu? Başka manalara gelebilir. Açık yok. Ha, yorum var. Yorumu gerektiriyor. Onun için kurban kesmek farz değil, vacip oluyor. İhtimal taşıdığı için. Ama faiz haramdır. Hiç ihtimali yok. Haram ya. Hiç bunu boşuna uğraşma. Muhkemini alınız. Evet. Müteşabihine inanınız. Hamim. Ne demek hamim? Yasin. Ne demek Yasin? Kaf, ha, ya, ayn, sad. Ne demek bunlar? Elif, lam, mim, ra. Ne demek bunlar? Kaf. Ne demek? Haddini bil diyor Allah. Bunları ne olduğunu araştırmaya kalkma, bilemezsin. Acizliğini itiraf et. Müteşabih dediği bu. Evet. Allah hiçbir şeye benzemez. Kur'an-ı Kerim'de var. Allah'ın mekanı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de var. Allah bizim gibi ölmez, doğmaz, lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Dengi benzeri yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de yedullah fevka idihim, Hudeybiye musalasında peygamber şey yaptı, anlaşma yaptı müşriklerle. O anlaşmaya uğruna öleceklerini peygambere tuttular, elini biat ettiler. Kanımızın son damlasına kadar şey edeceğiz, uyuyacağız diye
Allah'ın eli onların elinin üzerindeydi. Yet şu demek. Allah'ın eli olmaz lan. Allah hiçbir şeye benzemez. Kur'an'da ayetler var. Ha, bu müteşabih denir bunlara. Çözemediğimiz. Ey alim haddini bil. Boyun eğir. Her şeyi halledemezsin. Çözemezsin. Şeyini bil. Bu sadette diyorlar Allah dikkat çekmek için önemli bir şey söyleyecek. Böyle bir şey söylüyor. Ne var acaba diye dikkat çekmek için diyorlar. Ulema haddini bilin vesaire vesaire. Tefsir ilminin şeysi var. Evet, muhkem olanları namazı kıl, akimu. Bunun yorumu var mı lan? Orucu tut. Zekatını ver, hacca git. Yorum yok lan bunda. Gideceksin işte. Ama işte ben har ne demek? Burası demek. Ne demek? Boğazla demek. Ya başka mana geliyorsa? Ha işte bu bir ihtimal olduğu için farzdan düşüyor. Vacip oluyor. Peygamber hadislerine bakacağız. Hadis mütevatirse, reddedilmesi mümkün değilse o da farz. Onda da şey yok, tevil yok. Ha böyle tevil olan, olmayan şeyler müteşabih, yapamayacağın şeyleri kabul et. Ve emsal, Kur'an-ı Kerim'deki Musa Aleyhisselam'la Beni İsrail'in hikayeleri var. İbrahim Aleyhisselam'la hikayeleri var. Adam Aleyhisselam oğulları olan hikayeler var. Bütün peygamberlerin, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam, kayadan deve çıkma hikayeleri hepsi var. Peygamberimizin hayatıyla ilgili şeyler var. Bunlar bakın bak geçmiş milletler ne olmuş? Aa, siz de Allah'ın dediğini yapmazsanız başınıza bunlar gelir diye emsal, misaller var. Darbu meseller var. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da emirler indirmiş, yasaklar indirmiş. Böyle misaller vermiş geçmiş milletleri. Öyle diyor Peygamberimiz. Sizden evvelkinin haberi var. Sizden sonrakilerin haberi var. Aranızdakilerin haberi var. Evet, böyle bir Kur'an. Bunu öğreniniz. Bunları araştırınız. Tefsir ilmi doğmuş. Fahillu helalehu. Kur'an'ın helal dediğini yiyiniz. Fahillu helalehu. Kur'an'ın helal dediğini yiyiniz. Ve harrimu haramahu. Allah'ın haram dediğini yemeyiniz. Haram kılınız. Neyi haram? İçki haram. Kumar haram. Arkadaş, zina haram. Arkadaş, hırsızlık haram. Arkadaş, zina haram. Arkadaş, Allah haram dedi mi duracaksın orada. Yapmayacaksın. Evlenin nikahla. Evleneceksin. Helal. Evet. O nikahsız haram. Ha, bunları öğreniniz. Helalını helam, haramın haram bilinerek öğreniniz. Evet. Evet. Bir adam haram helal bilmeden yola düşerse kazandığını yüne değişen kadın gibi sevaplarını yere verir, uçar gider. Bunları bilmezseniz yaptığınız şeyler boşa gidebilir. Günah işler. Ve'amelû bimuhkemihî. Açık ayetler ile, hiç yoruma tevhile ihtimali olmayan ayetler ile akimu namaz kıl ve atü zeka zekat ver gibi emirleriyle amel ediniz, hükümlerine uyunuz ve eminu bimütşabihi manasını bilemediğiniz ha mim elif lam ra gibi müteşabih ayetleriyle mesela yedullah fevka edihim Allah'ın yeri ona Allah'ın böyle eli olur mu ya? Olmaz. Orada inandım diyeceksin. İşte iyiye, Allah'ın kudreti, yardımı, eyvallah. Bu yorumdur. Ama Allah'ın da böyle eli var dedin mi? Olmaz. Ha, bunlara inanacaksınız. Ve'tebiru fe'tebiru bi'emsalihi. Geçmiş milletlere ait verdiği misallerden ibret alınınız. Fe'tebiru ya ulil elbab. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayettir, Haşr suresi. Buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an öğreneceksin. Günde kaç gazete okuyan var? Herkes bir gazete okuyor. Sağına soluna bakıyor. Ama hacca gidiyoruz, bakıyoruz. Bir ton para harcamış. Haç nedir? Hiç haberi yok.
boşuna gelmiş, turist gibi boşuna dönecek. Bu bir ibadettir, kuralı var, hükmü var, çizgisi var, prensibi var. Hiç haberi yok. Gitmiş bir ton para, gözünü yaşlı alıyor ama bu usulü var. Namaz kılıyor, bakıyorsun namazın hükümlerini hiç okumamış, öğrenmemiş. Namazın hükümleri var arkadaş, 12 farzı var. Bunlar yoksa namaz yok, hiç haberi yok. Camiye geliyor, yok böyle Müslümanlık olmaz. Kur'an'ı okuyacaksın, öğreneceksin. Şu Kur'an'da neler var bakacaksın. Bir Kur'an'ın Türkçesinin, Hasan Baş Çantay rahmetli hocamızın meali var. Okuyun ya. Okuyun, alın okuyun ya. Evet, Elmalı Hamdi Yazır hocanın Hak Dini Kur'an Dili tefsir ve resmi tefsiri olduğu için bunları söylüyorum. 1930'larda basılmış. O devri mahsus söylüyorum. Resmi tefsir basılmış. Okuyun. Ne var şu Kur'an'da bir öğrenin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bir okuyun. Tecrid-i Sarih diye. Resmi peygamberimizin hadislerin tercümesi var. Bir okuyun yahu. Baban Zat Ahmet Naim Kamil Miras hocalarımız Allah rahmet eylesin. Resmi eserler bunlar. Bunları onun için söylüyorum. Okuyun ne var ya şu peygamber niçin adam nasıl adammış? Bir öğrenin yahu. Şu namazı nasıl kılacaksınız? Bir öğrenin yahu. Evet, hiç okuma yok. Camiye geliyor. Kurallara uymazsanız namaz olmaz. 12 farzdan biri yok, namaz yok. Şimdi tekrar söyleyelim. En çok yapılan yanlış. Hep söylüyoruz. Namazın farzlarından birisi secdedir. Secde nasıl yapılacak? Peygamber'e bakıyoruz. 7 aza üzere yapılır. Alın burun bir, yere değecek. Havaya olmaz, yere değecek. Yere değen sert bir şeye değecek. Şimdi evin 15. katındayız. Sert şey yere değiyor. Havaya olmaz. Yumuşacık böyle pamuğu doldurmuşlar. Koyuyorsun kafana, gidiyor, basılıp çıkıyor. Olmaz, secde olmaz. Yere değen sert şey olacak. Secde. Alın burun. İki el. İki diz. Hadis var. Açık, net. İki ayak. Şimdi ben geliyorum cami, bakıyorum. Doluyor cuma günü. Allah razı olsun. Mümin olmasa ne işi var cumada? Ama adam secde yapıyor. Ayakları havada. Peygamber ayakla yere değecek diyor arkadaş. Böyle namaz olur mu? Namazı haberi yok, haber nasıl kılıncından. Ayakların yere değmesi ne demek? Kimisi ayağının sırtını yere koyuyor. Haçta, Kabe'de. Yalnız Türkiye'de değil. Gelmiş, haber yok dünya secdeden. Kabe'de namaz kılıyor, ayaklarını böyle sırtını yere koyuyor secdede. Ayağınızın sırtı yere değebilir misiniz? Kalkın bakalım ayağına, yine kalkarsınız. Ayağın altını yere koyarsınız, onun üstüne kalkarsınız. Ayağın altını yere değdireceksin. Ama adam 70 yaşında namaza başlamış. Parmakları kireçlenmiş, yaşlanmış. Biz ne yapıyoruz? Böyle koyuyoruz şöyle. Şöyle yapıyoruz. Parmaklarımız yere değiyor, altı. Böyle kaldırıyoruz değil mi? Ama adamın parmakları kıvrılmıyor. Kireçlenmiş. Diyor ki Efendimiz, parmaklarınızın ucunu değdirin hiç olmazsa. Sırtınla olmaz. Sırtınla olmaz. Ayağın sırtınla secde olmaz. Secde geçersiz, namaz yok. Bunu imam yaparsa hiç kimsenin namazı yok. Sen yaparsan senin namazın yok. Bakıyorum ben cuma günü. Hiç bilgi yok. Öğrenin diyor Peygamberimiz. Öğrenin. Bunlar Kur'an'da var. O tefsirde var. Okursanız hiç kimse açıp okumuyor. Bunu evet. Geçmiş milletlerden ders almıyor. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen hadis-i şerifi okumuş olduk. Evet, bir hadis daha arz ediyorum. Taallemun ramye, atıcılığı öğreniniz. Evet, vel Kur'an'a, Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğreniniz. Ve hayru sa'atil mü'mini hine yezkurullah azze ve cel. Müminin en hayırlı kazanç saati aziz ve celil olan Allah'ı zikrettiği anlardır. Yani
Ömür sayılı saniyelerden ibarettir. O sayılı saniyelerin hesabını vereceğiz. Çünkü nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine yaşayamayız. Nefes almak bir nimet. Vermek bir nimet. Evet. Sümme letüselünne yevmeizin anin naim. Kesin kes yeminle söylüyor Allah. Allah'ın her nimetinden hesaba çekileceksiniz. Bu sefer nefesi sen nerede aldın, nerede verdin? Namaz kılarken, camide vaaz, hadis dinlerken eyvallah. Senin peygamberin sözünü dinlemeye geldim. Hesabını verirsin. Ama herkes böyle değil ki, şu anda kimisi şarap içiyor, kimisi kumara oynuyor, kimisi zina ediyor şu anda, kimisi hırsızlık yapıyor, değil mi? İnsanlar bu nefesleri orada alıp verdiği zaman nerede aldın verdin söylemez. Aleyhine olan şeyi insan söyler mi? Ama el ayak harekete gelecek. Dile اَلْيَوْمَ نَخْتِمَ عَلَى اَفْفَاهِمْ وَتُكَلِّمِنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ. El ayak, göz, kulak, dile gelecek. Ben bu nefesi alırken hırsızlık yapıyordum. Ben bu yaparken zina yapıyordum, kumara oynuyordum, adam öldürüyordum diye dile gelecek. Bunları Kur'an-ı Kerim'de öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim bakınca diye kendimize geleceğiz. Kendimize geleceğiz. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz. Her an Allah'la olacaksınız. Her an Allah hatırlayacaksınız. Mehmet, yarın saat 10'da şurada buluşalım, falancaya gidelim. Tamam. Yarına çıkacağını biliyor musun? Garanti belgen var mı? Müminsen ne diyeceksin? İnşallah. Allah hatırlayacaksın. Allah izin verirse hemen Allah hatırlayacaksın. İnşallah. Bir işe başlarken başlamayabilirdin. Elin tutmayabilirdi. Ölebilirdin. Hasta olabilirdin. Bismillah diyeceksin. Allah hatırlayacaksın. Bitirdin. Şükür. Elhamdülillah diyeceksin. Yarın yapacaksın inşallah. Bunlar Kur'an'da var. Kur'an'da inşallah. Geldi birisi ekşidi üzerine. Her an Allah'la olacaksın dedik ya. La havle ve la. Hay senin de ananı yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Değil mi? İte dalaşma, ormanı dolaş. Kur'an'da da öyle söylüyor. İbadur rahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen. Ve izâ khâtabuhumul cahilûn kâlû selâmâ. Müslümanlar diyor, hay senin anan avradın diyen herife, senin de anladın demezler. Ben Müslümanım der, işine bakar. Hemen Allah hatırlıyorsunuz. Başladınız, bitiremediniz. Allah beni zaten şey yaratmış, eksik yani. Öyle deme. Gene Allah'a hatırla. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir. Demek ki bu hayırlı değil, bunu başaramadım. Daha başkasını bana verecek. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Hemen falan diye inkar yoluna gitme. Evet. Gece gündüz Allah'ı zikret. En hayırlı, öyle dedi ya peygamber. Müminin en hayırlı saati zikrettiği saatlerdir. La ilahe illallah. Evet, biz de öyle yapıyor delikanlılar. Sokakta araba içi öyle açmış ki apartmanda duramıyorsun gürültüsünden. O arabanın içinde nasıl duruyor bilmem. Tabii İngilizce şarkıları o. Homoseksüel şarkıcı. Çeşit çeşit şeyler söylüyor. Bilmiyor İngilizceyi. Ama koymuş oraya. O zambur zumbur sokaktan öyle geçiyor. Bizim Mehmet'imiz, Ali'miz, kızımız, Ayşe'miz, Fatma'mız. Müslüman adı olduğu için Müslüman ama o dinlediği şey ne kadar ahlaksız şeyler, ne kadar insanlık dışı şeyler anlamıyor. Koymuş oraya. Evet. Böyle şeylerle uğraşıyor. Peygamber diyor ki öyle değildi. Direksiyon başı la ilahe illallah. Birisi kıldır la ilahe illallah. Diliniz alışsın buna diyor. Öyle söylüyor. En hayırlı saati budur. Ha, bu bakımdan böyle Kur'an'ı dikkatlice okuyunuz diyeniz ve Kur'an'ı öğreniniz. Bir de atıcılığı öğreniniz. Şimdi delikanlılar var. Moda oldu şimdi. Askere gitmemek için erteletiyor.
boyunu erteletiyor. Yarın bir af çıkarsa veya parayla işi kıvırırsam diye çok adam var, genç var biliyorum. Askerlik ne öğretiyor sana? Namusunu çiğnetmemek için, canını gavura teslim etmemek için savaşmayı öğretiyor. Evet, sırayla sen de nöbet tutacaksın, ben de sırayla. Devlet genel seferberlik ilan ederse ülül emir, herkes gidecek. Kaçmak yok, dinimiz böyle mi diyor? Evet öyle diyor. Firru ilallah. Ya Kur'an'da böyle söylüyor. Öğreneceksiniz, atıcılığı öğreneceksiniz. Harp etmeyi öğreniniz. Atıcılığı öğrenin. Askerlikte öğreniyor bu. Atıcılık o bakımdan, cihada hazırlanmak bakımından, alıştırma bakımından bunu öğrenmek peygamberimizin bu şeysidir, emridir. Dinde mecburiyet vardır. Evet, böyle şeylerden kaçmak yanlıştır. Evet, paralı askerliği kaldırmak lazım arkadaş. Dine uyacaksak eğer, paralı askerlik olmaz arkadaş. Herkes o şeyden geçecek. Herkes silah kullanmayı, harp etmeyi öğrenecek. İşte görüyorsunuz. Din böyle. Çünkü Allah göstermesin, sen bu savaşmayı bilmezsen herkes gider tepene biner. Ama sen iyi savaşır bir milletsen 100 defa düşünür herif. Ama harp bilmezsen, harp etmeyi bilmezsen herkes tepene biner. Bu iş böyledir, tarih bunu göstermiş. İsmail de bunu söylüyor. Askerden kaçmak yok. Atıcılığı öğreneceksiniz. Cihadı, gerekli olan şeyleri öğreneceksiniz. Antrenman yapacaksınız. Riyazat yapacaksınız. Eğitim yapacaksınız. Evet. Evet. Bunlar diyor dinimizin emri, peygamberimizin emridir. Evet. İsmail Aleyhisselam da peygamberim söylüyor ki sizin, benim atam, bizim atamız İbrahim, İsmail de atıcıydı. Yani palavra sıkıcı değil. Ok atıyordu. Bir şöyle şeyi biliyordu. Harp etmeyi biliyordu. Bu siz de onların âbâ ve ecdadınızın yolundan gidiniz ve bu atıcılığı öğreniniz. Fihi ennedbu ile ittiba'i hısalil ebel mahmude. Ataların güzel huylarına, güzel hareketlerine uymanın dinde de gerekli olduğunu hadis-i şerif işaret ediyor. Elhamdülillah bizim milletimiz savaşçı, hiç namusunu çiğnetmedi, çiğnetmeyecek diyor Mehmet Akif. Hep bu uğurda canımızı seve seve vermiyor. Böyle bir atalarımız var. Adım başına şehit var. Bu vatan öyle alınmış, böyle eve alınmamış. Düşman 250 bin Malazgirt'te, Müslümanlar 50 bin gün. Olur mu ya? O zaman atışçı bomba bomba da yok. Kılıçla savaşacaksın. Dememiş. Ben müminim demiş. Namusumu kirletmem demiş. 250 bin askere ya Allah demiş ve kazanmış. Sen de bu ataların yoluna tabi ol. Git. Uy. Sen de böyle ol. Askerden kaçmak için peşin hileler kullanma. Delikanlı. Adın Ahmet, adın Mehmet, adın Ali. Müslümansın. Efendimiz böyle söylüyor. Bunları, bu gibi konularda harp şeylerini öğreniniz. İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam sünnetlerindendir. Evet öyle diyordu. Evet. Ve fîn ebâküm kâne râmiyen. Sizin İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam babanızdı. Peygamberimizin babası. Sülalesinde. Hepimiz Adem Aleyhisselam'dan değil miyiz? Böyle diyor. Siz de atıcılığı öğreniniz. Evet. Öğreniniz. Bütün insanlara böyle söylüyor. Biz harpten kaçamayız. Eskiden ihtiyat askerliği vardı. Unutursa diye bir de askere çağırırlardı. Tamamen dinidir. Şimdi kaldırdılar herhalde, bilmiyorum. Askerlikten kaçmayacaksın. Askerliğe gideceksin. Bir çeşitli insanlara oturup kalkmayı öğreneceksin. Disiplin öğreneceksin. Ama işte peygamberin emri, harp etmeyi öğreneceksin. Harp sanatını askerlik öğretiyor. Dışarıda öğrenemiyorsunuz, oraya gideceksiniz, kaçmayacaksınız. Peygamberin emrini okuyorum size. Öyle diyor peygamberimiz. Kur'an'ı da öğreneceksiniz,
boşuna her anda Allah hatırlamak için, hep hareketine yön vermek için Ebu Said Hudri şeyde, Karaköy'de yatıyor, kabri orada diyorlar, bilmiyorum kesin veya değil, İstanbul Fethi şeylerinde gelmiş Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan nakledilen hadis-i şerifte Peygamberimiz bize bunları söylüyor, emrediyor. Evet, onun için Kur'an'ı öğreneceğiz, harp sanatını öğreneceğiz, Kur'an'ın helalini helam sayacağız, haramı haram sayacağız, hareketlerimize Kur'an'ın hükümlerine göre yön vereceğiz, nesebimizi öğreneceğiz, kimle evlenir evlenmez, kime ne miras düşer düşmez, kime yardım edeceğiz, kime bakmakla yükümlüyüz, bütün bunları Kur'an'dan öğreneceğiz ve hareketlerimize yön vereceğiz. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin bu nurlu sözlerine uyan, belleyen, tatbik eden, sonra da başka müminlere bunu öğreten, böylece peygamberimizin benim hadisimi duyan, belleyen, uygulayan, sonra da başkasını öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak etsin, ak çıkarsın dediği, dua ettiği güzel Müslümanlar da olmayı bize nasip eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Birer Fatiha, Besmele ile beraber. Elhamdülillâ rabbil âlemîn rahmânirrahîm malikim sıratı müstakim sıratı lezine elhamdülillâhim ve elmadûbrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. İkişer elem neşrah leke suresi Besmele ile beraber misin? Elem neşrah leke sadrık ve vada'na anke ve sekilleti yalgaza sadrık. Ve rafa'na leke zikrek ve inne mali usri yusra ve mali usri yusra. Burada ben sınırda ilahım varlam. 20'şer İhlas suresi her seferinde Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimiz rızanla muvafık eyle. Okuduğumuz süveri celileyi ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi pakine cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai pakine ehl-i beyt el-ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine hediye eyledik vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmen ervahını da hediye eyledik vasıl eyle. Kendisinden feyiz aldığımız özellikle kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın meşru efendilerimizin burada bulunan bizlerin bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden kuzatın şühedanın ve bu güzel eserleri bizlere hediye için ki ashab-ı hayrat eserler diken atalarımızın tüm geçmişlerimizin ervahını bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, hayatımız boyunca hayırlara eli açan sahi, salih kullarından eyle. Özü sözüne, kavli fiiline uygun, dürüst Müslüman olarak yaşamayı bize nasip eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak nefes tüketmeyi, ruhunu teslim etmeyi tüm ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasip-i müyesser eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.